Bazıları her söz her yerde söylenir diye düşünür. Ama nasıl ki rastgele tarlaya tohum serpilmez ve her tohum her yere serpilmez, benzeri bir şekilde sözü nereden nasıl söyleyeceğimizi, oranın şartlarının uygun olup olmadığını gözden geçirmek gerekir. Tahirül Mevlevi çok güzel bir örnek veriyor ve diyor ki: "Ettalagu merraten, boşamak iki kere olur" ayettir ama nikah meclisinde okunmaz. Yani Allah'ın ayeti bile nerede o ayetin okunması uygunsa orada söylenmesi münasip düşer. Yoksa nikah meclisinde boşamakla ilgili ayetleri anlatmak oranın ortamına hiç de uygun olmayacaktır. Bir ordu komutanı askere hitaben irad edeceği nutku cezaletli lafızlardan teşkil etmeye çalışır. Çünkü kışla nazikçe söz söylenecek bir yer değildir. Bunun tam aksi olarak bir aşık gönlünü cezbetmeye çalıştığı maşukasına ince, nazik lafızlarla söz söylemek ister. Zira sevgilinin kulağı şiddetli kelimelerin hücumuna dayanamaz. Yani bir ordu komutanının askerlere yapacağı konuşmayla diyelim bir kişinin maşukuna yapacağı konuşma elbette aynı olmayacaktır. Oğuz Han haşmetli bir üslupla askerlerinin karşısında diyor ki: "Bu denizler, bu ırmaklar bize yetmez. Daha deniz, daha ırmak istiyoruz. Yurdumuzu öylesine büyütelim ki gök kubbe ona çadır, güneş de bayrak olsun." Ve böyle bir hitaba muhatap olan askerler elbette canla başla çalışırlar ve her türlü fedakarlığı gösterirler. Cemil Meriç, ecdadımızın bu gibi durumunu şöyle anlatıyor. Diyor ki: "Kıtaları ipek bir kumaş gibi keser biçerdik. Kelleler damlardı kılıcımızdan. Bir biz vardık cihanda, bir de küffar." Burada görüldüğü üzere haşmetli bir üslup var. Kıtaları ipek bir kumaş gibi keser biçerdik. Ve tarihimizdeki kahramanlıkları bu ifadelerle anlatıyor. Belagatın meani, beyan, bedi üç ayrı bölümü var. Bunlardan beyan, mananın farklı üsluplarla, çeşitli yollarla ifade edilmesidir. Bir terzi elbiseyi farklı tarzlarda dikebildiği gibi bir konuşmacı da aynı manayı çeşitli şekillerde anlatabilir. Ve bu daha çok üslup meselesi oluyor ve üslupla alakalı şu ifade edilebilir. Üslup ifade tarzı. Yani her yiğidin bir yoğurt yiyişi olduğu gibi herkesin de kendine göre bir anlatım tarzı oluyor. Ve üslupla alakalı denilmiştir ki üslubu beyan aynıyla insan. Yani insanın üslubu insanın karakterini, mizacını, iç dünyasını yansıtır. Ve şöyle bir ifade var. Ağzınızı her açışta başkaları oradan içinizi seyreder. Yani siz konuştukça iç dünyanız açığa çıkar. Konuşmadan anlayan birisi o cümlelerin nasıl bir iç dünyadan geldiğini fark eder. Diyelim şefkatli mi? O şefkat ifadelerine yansır. Nefretle dopdolu bir insan mı? Nefret onun ifadelerine yansır. Böyle yiğit bir insan mı? Konuşması da ona göre olur. Cömert bir insan mı? Ona göre ifadelerle konuşur. Bu açıdan insanı tanımanın en kolay yollarından biri onu bir miktar dinlemektir. Tahirül Mevlevi'nin çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki, üslubu teşekkül etmiş, belli bir kimlik kazanmış olanların imzaları yazılarının altında değil, satırlarının arasında bulunur. Yani eğer üslubunuz teşekkül etmişse, zaten sizin satır aralarınızda kim olduğunuz bellidir. Ayrıca orada bir imza görmek gerekmez.
Onlar imzalarını satır aralarına atarlar. Diyelim Cemil Meriç'in belli bir üslubu vardır. Onu o üsluptan tanımak mümkün. Mehmet Akif'in bir üslubu vardır. Safahat'taki şiirleri başka yerde de görsek bu Akif'in üslubudur diyebiliriz. Öte yandan Necip Fazıl'ın kendine göre bir üslubu var ve şiirlerini ezbere bilmesek de eğer üslubuna aşina isek gerçekten bu onun üslubudur der ve çıkarırız. Bu konuda Mevlana'nın nazara verdiği çok güzel değerlendirmeler var. Üslubu anlatma babında diyor ki dil gönüle perdedir. Perde deprendi mi sırlara erilir. Çayırlıktan çimenlikten gelen yel, külhandan esip gelen yelden farklıdır. Dil gönüle perde, yani gönlünüzde ne var, dilinize bunlar yansıyacaktır. Perde deprendi mi sırlara erilir. Yani perde aralandığında arkası görülecektir. Ve buna örnek veriyor. Çayırlıktan çimenlikten gelen rüzgar, çok sıcak bir yerden gelen, hamamdan gelen, esip gelen yelden farklıdır. Ve çayırlıktan çimenlikten gelen oraların kokularıyla gelir. Ama diyelim çöl tarzı bir yerden rüzgar esip gelmişse sıcak esintilerle gelir ve onun çölden geldiği bellidir. Korkakların narasıyla baba yiğit erlerin narası tilkiyle arslanın sesi gibi fark edilir. Yani tilki ne kadar arslan rolüne bürünmek istese de arslanın kükreyişi gibi kükremesi mümkün değil. Dolayısıyla korkak birisi nara atabilir ama bu tilkinin kükremek istemesine benzer ve bir arslan gibi bunu görebilmek mümkün değildir. Yine Mevlana'nın verdiği örnek, yahut dil tencerenin kapağına benzer. Oynadı açıldı mı içinde ne yemek var anlarsın. Tencerenin kapağı kapalı olduğunda dışarıya koku gelmiyor. Ama hafiften böyle bir açıldığında hangi yemeğin orada piştiği belli olur. Kokusundan nohut mu pişiyor, fasulye mi veya etli bir yemek mi bunun kokusundan ayırt ederiz. İşte dil tencerenin kapağı gibi. İnsan konuşmaya başladığında kapak açılıyor ve o insanın iç dünyasında ne gibi yemekler pişmiş, nasıl bir iç dünyası var bunu görebiliyoruz. İnsan dilinin altında gizlidir. Bu dil ruh kapısının perdesidir. Bir rüzgar perdeyi kaldırınca evin içerisi bize görünür. Yani insan dilinin altında gizli. Konuşmak o insanın kim olduğunu en güzel bir şekilde yansıtan durumlardandır. Ve dil ruh kapısının perdesi. Aslında nasıl bir ruh dünyamız var? Konuşmamızda bunlar açığa çıkıyor. Bir rüzgar perdeyi kaldırınca evin içerisi bize görünür. Demek ki bu noktada insan tecrübe kazanırsa insanları konuşmalarından çok rahatlıkla tahlil edebilir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a münafıklarla ilgili şu bildiriliyor. Eğer istesek biz o münafıkları sana gösterirdik. Sen de onları simalarıyla tanırdın. Ama buna lüzum yok. Sen onları zaten konuşma tarzlarından tanırsın. Demek Hazreti Peygamber münafık olan birisini konuşma üslubundan da tanıyabilmekte ve o şekilde değerlendirme yapabilmekte.